Merhabalar değerli izleyenler. Önce çocuk programımıza hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde çocuklarda göz sağlığı ve hastalıklarını değerli konumla birlikte ele almaya çalışacağız. Programımızın akışı içerisinde iki tane bir sorum olacaktı başlığı altında sorumuz var. Değerli hocamıza yönelteceğiz. Sizlerden sokakta aldığımız iki soru. Bir tane de doğru mu biliyoruz? Şaşılıkla ilgili kısa bir çekimimiz var. Bir de Sesli Betimleme Derneği ile yaptığımız bir VTR çalışmamız var ki bunu ben çok önemsiyorum ve çok değerli buluyorum. Çünkü bu görme ve işitme engellilerimizin eve hapsolmaması, dışarıya çıkmaları, özellikle sanatla ilgilenmeleri, bir sosyal aktivitede bulunmaları açısından çok çok önemli. Bunun daha fazla detayını vermeyeceğim. Biraz da merak edin lütfen. Bizi de izleyin. Bu VTR'de de bu değerli derneğimizde çektiğimiz bu VTR'mizi izleyeceğiz. Canlı yayında bize sorularınızı aktarabilirsiniz. Sosyal medyadan facebook.com/öncecocuk, mail adresimiz öncecocuk@diyanet.tv, telefon numaramız 0312 294 4294. Programımıza başlamadan önce ülkemizde yaşanan bu menfur terör olayını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bunları unutmamalıyız. Bunları hep hatırlamamız ve yad etmemiz gerekiyor. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. İnşallah tekrarının olmamasını diliyor ve niyaz ediyoruz. Bu temennilerden sonra da değerli konuğumu size takdim etmek istiyorum. Bugün çok değerli bir hocamız konuğumuz Sayın Profesör Doktor Fatma Yülek Hocam. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yoğun teşekkür ederim nazik davetiniz için. Estağfurullah hocam. Çok minnettarız hocam kabul ettiğiniz, çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Şimdi değerli hocam biz şimdi bu bölüme başlamadan önce biz koruyucu hekimliği, hastalıklar olmadan onların önlenmesini çok çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da çocuklarda göz sağlığı, bu sorumun iki kısmı var değerli hocam. Bir, çocuklarda göz sağlığı nasıl korunur, nasıl korunmalıdır? Göz sağlığının bir de geliştirilmesi, görme keskinliği, görme alanı ve diğer hastalıklardan korunması ile ilgili neler yapılabilir? Birinci kısmı burası. İkincisi de değerli hocam, hiçbir sorunu olmayan çocuklar. Hangi dönemlerde bir çocuk hekimi, siz de zaten çocuk göz hastalıklarıyla özellikle ilgilisiniz. Bu anlamda hangi yaş dönemlerinde sağlam çocuk göz muayenesi yapılmalıdır? Ne zaman önerirsiniz hocam? Buyurun. Çok teşekkürler. Çocuklarda doğduğundan itibaren göz hekiminden önce anne babasının, takip eden çocuk doktorunun gözlemleri çok önemli. Çocuğun takibinde bir sorun varsa 3 aydan itibaren göz hekimi ya da çocuk doktoru ya da anne babası öncelikle daha erken yönlendirebilir. Evet, bunun dışında çocuklarda sağlıklı bir görme muayenesi aslında görme keskinliği muayenesiyle beraber başlar. Evet hocam. Görme keskinliğini de sağlıklı olarak alabildiğimiz yaş aslında 3 yaş civarıdır. Çocuğun kendini ifade edebildiği, en azından şekillerin adını söyleyebildiği, koyu açık çizgiler ayırt edebildiği, çeşitli testlerle görmesini değerlendirebileceğimiz yaşlar. Ama bundan önce çocuğun muayenesinde atlamak istemediğimiz önemli patolojiler olabilir. Evet hocam. Özellikle prematüre doğmuş, erken doğum öyküsü olan bir çocuksa, başka gelişim problemleri, nörolojik sorunları varsa, ailesinde tembellik, şaşılık gibi göz sorunları varsa, evet, daha erken yaşlarda, 1 yaşından önce mutlaka bir muayene olması lazım. Evet. Görme keskinliği açısından 1 yaşından önceki çocuğu nasıl değerlendirirsiniz, bu önemli. İlk 3 ay çocuk etrafına çok amaçsız bakıyor gibi gelebilir. Birçok anne bize çocuğum beni görmüyor, etrafına bakmıyor, amaçsız bakıyor.
çok tuhaf göz hareketleri var, gözü kayıyor diye şikayetlerle gelir gerçekten. Ama ilk 3 ay çok belirgin, sebat eden bir kayma yoksa bu tuhaf göz hareketlerini şaşılık lehine almamak lazım. Hatta gözünün geliştiğinin belirtisi bunlar çocuğun. Böyle yukarı tuhaf kaymalar, sağa sola tuhaf kaymalar olabilir ama bunları çok çabuk toparlar çocuk. Göz kasları bir yerde egzersiz yaparak beynini geliştiriyor bu arada. Mesela özellikle yakına bakma durumunda bazen bir göz tık diye daha içeriye kayar. Evet, içe kayıyor diye getirirler. Değil mi hocam? Evet, evet. Onu çok güzel tarif ettiniz. İçe kayma sorununu daha çabuk getirirler hatta o yüzden. Bu çocuğun gözü içe kayıyor gibi geliyor bana diye annesi çok getirir. Evet. Ya da çocukçusuna uyarır. Bazen çocuk hekim arkadaşlar da özellikle bu Tatar çocuklarda daha çok görüyoruz bizim halk arasında. Onlarda biraz burun kökü basık olduğu için gözler içe kayıyor gibi yalancı bir içe kayma görüntüsü verir. Evet. O çocuklarda daha çok görüyoruz ama buna rağmen tabii altında şaşılık da olabilir. Muayene etmeden bazen bu çocukta kesin böyle bir problem yok demek mümkün değil. Evet. Şüphelendiğiniz anda mutlaka göz hekimine yönlendirmek gerekiyor. Evet. Şimdi hocam bebeklerde gerçekten bunu çok harika vurguladınız. Yani aslında burada en önemli dikkat edilecek nokta ki yani bizim çocuk hekimleri sağlam çocuk takiminde zaten her muayene mutlaka benim bir kırmızı bir pimpo palyaço burnum var hocam böyle top var gibi. Onu böyle bir takibini mutlaka değerli ya da başka şeylerle kırmızı renk ilk seçtikleri renk olduğu için söyledim parlak hocam. Doğru kırmızı, mu söyledim? Sarı, evet, sarıya da çok hassas hocam. Da çok, parlak renkleri hakikaten dediğiniz gibi. Dolayısıyla onunla biz hassas. Obje takibini yapıyoruz ama mesela birinci ayda özellikle retinal hastalıkları için ben öneriyorum yani bir göz hekimi görsün. Çünkü doğumsal göz ve retina hastalıkları açısından iyi oluyor. Bir belki 21. ay bir de 2 yaş civarı bir de 5-6 yaş okul öncesi dönemde bir göz yani biz normal bile olsa bir göz doktorunun gözüyle değerlendirmesi iyi olabilir diye düşünüyorum ama ne çok dersiniz hocam? Çok haklısınız hocam. Çok önemli bir noktaya da parmak bastınız. Neden derseniz göz tümörleri bu resimde özellikle ailelere görmesi açısından önemli. Evet hocam. Gözün arkasında, iki göz arasında reflide böyle bir fark olduğunda arkada bir tümör olma olasılığı çok yüksektir. Ya da katarakt ya da vitre içinde bir bulanıklık ki bunların bazısı tedavi olursa erken yaşta o çocuğun görmesini, hayatını koruyabiliyorsunuz. Siz daha iyi tarif edersiniz bunları retinoblastom erken tanıdığınızda. Hem gözü yerinde kalacak kemoterapilerle gözü kurtarıyorsunuz hem de vücuda yayılmasını önleyerek hayatını korumuş oluyorsunuz çocuğun. Bunlar ilk bir yaşta böyle bir ışık muayenesiyle çok rahat tanı konabilecek patolojiler. Evet. Hatta aileler resim çektiğinde bile kendilerine dikkat ettiğinde çok rahatlıkla bunu fark edebilirler. Bunu bu şekilde erken tanısını koyan aileler literatürde mevcut. Evet. Zaten hocam bu hem fotoğraf çekildiğinde bu beyaz refle bizim sayın yapımcımız Asuman Hanım'ın da bir balık pulu ifadesi olduğu çok, çok güzel, güzel bu ifade ediyor. Yani fotoğraf çekildiğimizde aslında böyle kırmızı gözükmesi lazım. Evet. Ama eğer böyle bir beyaz bir görüntü varsa diyeyim hocam bu önemli bir göz patolojisidir ve derhal göz hekimine başvurması lazım. Soruna göre de bunun yönlendirilmesi lazım. Hocam şimdi göz sağlığının geliştirmesiyle ilgili o kısmı tekrar bir soracağım. Ama onu sormadan önce Ayşe Avcı Kocaeli'den bir sorusu var. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı doktor hanıma. 9 yaşında bir oğlum var. Evet efendim. Doğuştan diye biliyorum ama ben bunu 2 aylıkken fark etmiştim oğlumun gözünde. Sağ göz bebeği sol göz bebeğine nazaran 1 milim büyük. Evet, evet. Bu doktora götürdüm 3 aylıkken. 2 aylıkken fark ettim. 3 aylıkken doktora götürdüğümde buna anizokori teşhisi koydular. Ve ben devamlı bunu takip ediliyor. Yaptırdım. Yaptırdım ama 2,5 yıldır şey yapmıyorum. Hani götürmedim. Hı hı. Görmezisinde bir problem yok. Göz reflekslerini gayet iyi dediler. Ama birden doktorlar duyduğu an birden bir irkiliyor. Şey yapıyor. Evet, o da bana şey yaptı. Hani endişelendirdi beni. Oluşturdu. Peki. Endişe ediyorum. Hani ileride bir rahatsızlık, ciddi bir rahatsızlık çıkar mı? Peki. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Hocam aslında gerçekten Ayşe Hanım bizim hissettiklerimizle bir hasta tarafından hissedilenleri güzel ifade etti. Anizokori gerçekten biz gördüğümüzde telaşla hızlı bir şekilde bir harekete gireriz ama ne dersiniz hocam? Anizokorinin ne olduğunu diğer dinleyicilerimiz muhtemelen bilmiyorlar. Onu önce bir tarif edelim. Şimdi bu resme tekrar bakacak olursak gözün ortasında şu gördüğümüz kısma biz pupilla diyoruz. Evet.
Bu pupillanın iki gözde farklı boyutlarda olması. Evet. Normalde ikisi arasında 1-2 milim gibi çok düşük bir fark olabilir. Evet. Onun üstündeki farklar patolojiktir diye yorumlamak lazım. Bazen de fizyolojik anizokori dediğimiz belki dinleyicimizin... Ki de o aslında. Evladında da aynı sorun var. Fizyolojik anizokori gerçekten sık görülebiliyor. Ama bunu demeden önce mutlaka başka patolojileri ekarte edip... Bu tanıyı koymak lazım. Şimdi Ayşe Hanım, bunun altında başka sorunlar olabilir. Evet, çok haklı. Evet. Dinleyicimizin endişesini anlıyorum. İlk gittiğinde muhtemelen hekim arkadaşlar o yönde tetkiklerini yapmışlardır diye düşünüyorum. Bununla beraber mesela hafif bir kapak düşüklüğü varsa, göz hafif içe doğru çekikse, Horner sendromu dediğim yüzün bir tarafında terleme azsa ya da ağladığında yüzün bir tarafı kızarıyor, bir tarafı daha soluk duruyorsa... Horner sendromu, konjenital Horner sendromu dediğimiz bir patoloji söz konusu olabilir. Ya da altta yatan bir tümörün belirtisi de olabilir bu. Bunlar yönünde detaylı tetkiklerinin yapılması evet. gerekir. Aslında hocam özetlersek böyle bir anizokoriyle gelmiş bir yavruda bir göz patolojileri, iki beyinle ilgili sorunlar, evet. üç bazen boyun yapısıyla Aynen. ilgili o sinirlerin evet, gittiği sinir trasedeki türesi. Sorunlarla ilintili bir durum olabilir. Biz bunları dışladıktan sonra ve belli bir süre takip ettikten sonra eğer bir sorun saptamıyorsak bu genelde fizyolojik ve sorunsuz bir yapısal bir durumdur deyip takip alıyoruz. Zaten bu da önemli ölçüde görülen bir sorun ki şu an 9 yaşında 3 aylık kendisi muhtemelen hiçbir sorun muhtemelen. Olmayacak. Endişe etmelerine de çok gerek yok. Şimdi hocam benim çocuğum var, size geldim diyorum ki sayın hocam benim çocuğumun gözlerinin sağlıklı olmasını istiyorum ve hiç de bozulmasını istiyorum. Bir beslenmesinde, medya ve iletişim teknolojisiyle olan durumlarında, hava kirliliğinde ne bileyim bu çocuğuma nasıl bakmam lazım? Çocuklarımın gözleri sağlıklı olsun istiyorum. Ne önlemler almayı tavsiye edersiniz hocam? Şimdi çocukluk çağından itibaren, doğduğumuzdan itibaren demek daha doğru, 2 yaşına kadar göz çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Korneada, gözün ön arka aksında ciddi miktarda değişiklikler oluyor. Evet hocam. Korneanın kırıcılığında, lenste, bunların birbirlerine oranlarında. Bu gelişim döneminde özellikle çocuğun maruz kaldığı bazı patolojiler görmesini kalıcı olarak da engelleyebiliyor. Neden? Sadece göz gelişmiyor. Gözün arkasında beyinle ilgili bağlantılar, beyinde gözle ilgili merkezler de gelişmeye devam ediyor. Evet. Hatta bu gelişme bizim nöronal plastisite dediğimiz bir dönem var. Genelde biz 9 yaşa kadar çok kritik bir dönem olarak kabul ediyoruz bu dönemi. 9 yaştan sonra da tedavi gören bazı hastalarda bazen 14 yaşa kadar da uzatabiliyorlar ama 9 yaş çok kritik. Bazı patolojiler kalıcı hasar bırakabiliyor. Merkezi körlük de gelişebiliyor evet. bu nedenle değil mi hocam? Belki birazdan sizin de daha detaylı da konuşacağız. Amblyopi dediğimiz evet. tembellik bu şekilde gelişiyor. Bunun dışında gözün gelişimi sırasında biliyorsunuz gözün odaklanması için görüntünün tam retinanın üstüne düşmesi evet. gerekiyor. Bu orantılarda bir bozukluk olursa görüntü retinanın önünde ya da arkasında kalıyor. Buna göre miyop ya da hipermetrop ya da göz küresi çok düzgün değilse astigmat gelişebiliyor. Gözün tam odaklanabilmesi emetropizasyon dediğimiz bir proses. Yani bu hastanın gözlüğe ihtiyacı olmaması durumu. Evet. Bunun gelişiminde birçok faktör var ama biz çoğunu bilmiyoruz. Evet. Beslenmeyi çocuklarda, belki sağlıklı beslenmeyi uygulamak lazım. Mutlaka sağlıklı beslenmenin yeri var. Yeterli görsel uyaran almanın çok önemi var. Bebek doğduğundan itibaren anne babanın çocukla ilgilenmesi, annenin ona yüz teması kurması. Çünkü erken dönemde çocuklar nesnelerden çok fark ederseniz yüzle daha çok ilgilidir. Annesi ne kadar ilgili, ne kadar fazla yüz teması kuruyorsa ya da babası yakınında olan kimseler çocuğun görsel gelişimi o dönemde çok daha hızlı olacaktır. Evet. Biraz daha yaşı ilerlediğinde işte 5-6 ay olduğunda biraz daha uzak mesafeyi görmeye başlayacaktır. Daha uzak mesafeyi görmeye başladığında daha renkli nesnelerle onun oynamasını sağlayıp gelişimine yardımcı olmak yine görmesini geliştirmesi açısından önemli. Evet. Hocam burada bir katkı mesela özellikle sağlamcılık takiplerinde birincisi birinci ayda ben bir mutlaka çocuklara göz doktorunda retina muayenesi öneriyorum. İkinci önemli noktada daha bebek ilk bir aylıkken şöyle kucağınıza aldığınızda size kısa süreli göz temasları kurmaya başlıyor.
İkinci ayda da özellikle bu kırmızı objeyle beraber şöyle bir göz hareketlerini yaptırdığınızda bir şöyle bir 180 derece takip eder. Bu çok çok önemli. Bir de burada çok önemli vurgulayacağım bir şey hocam, bu sağlam çok göz takiplerinde tek göz muayenelerini mutlaka yapmak çok lazım. Çünkü binoküler, yani iki gözle görüyoruz biz. Evet. Ama siz bir gözde sorun varsa onu atlayabilirsiniz. Onun için de tek göz muayenelerini mutlaka, anneler bazen bir eliyle gözünü kapatıp o göz hareketleri takipler olup olmuyor mu, bunları yapmaları çok çok önemli. Için çok evet. Teşekkürler. Çok mühim hocam o. Evet. Gerçekten çok mühim. Çünkü ilk bir yaş içinde çocuk kendini ifade edemediği için bu obje takibi, objeyi görme, takip etme ve takibi sürdürebilmenin iki göz arasında simetrisi, evet, ve asimetrisi o çocukta o gözde görmeyle ilgili bir problemin tanısını konmasında çok önemli. Evet, evet hocam. Asimetri fark ettiğiniz anda görmede sorun var demek, mutlaka onu da tedavi etmek gerekiyor. Evet. Ve böyle bir asimetriye neden olacak hastalığın tedavisini yapmazsanız bu yaşta çok ciddi kalıcı, değil mi? Göz tembelliği ortaya çıkıyor. Şimdi değerli hocam, yeni doğan bebeklerde görülen göz hastalıklarını sormadan önce bununla ilgili bir konumuz, bir sorum olacaktı. Başında bir sorusu var. İsterseniz onu da alalım ve burada yeni doğanda görülen göz hastalıklarıyla bütünleşik olarak devam edelim müsaadenizle. Bir sorum olacaktı, izliyoruz efendim. Merhabalar. Bebeğimin gözü sıklıkla çapaklanıyor. Bazen de sulanıyor. Bazen de kaşıdığına şahitlik ediyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmalıyım? Buyurun hocam, ne dersiniz? Şimdi bebeklerde isterseniz bunu ilk bir yaş diye önce kısıtlayalım. Tabii, tabii ki hocam. Tabii ki. İlk bir yaşta gözde sık sık çapaklanma olması birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunlardan en sık gördüklerimiz arasında enfeksiyonlar da olabilir. Ama doğuştan ameller, nazolakrimal kanal tıkanıklığı dediğimiz gözyaşının buruna akmasını sağlayan pasajdaki tıkanıklıklar. Gözyaşı bezi ve kanalları diyelim, evet, değil mi hocam? Bunlarla ilgili problemlere bağlı, tıkanıklıklara bağlı problemler de dediğimiz gibi sulanmalar yapabilir. Bir de Allah'tan bizim ülkemizde akraba evlilikleri eskisi kadar çok yok ama Suudi Arabistan'da, Ürdün'de gerçekten çok, oradaki arkadaşların ifade ettiği kadarıyla çok daha fazla oranlarda çocukluk çağı glokonları, konjenital glokomlar diyoruz. Bunlar sulanmayla gelebilir. Evet. Gözünde sulanma olan çocukta mutlaka göz içi basıncını, arkada optik siniri değerlendirip ekarte etmek lazım. Çok sadece önemli. Sulanmayla gelen çocuklarda atlama olasılığı var. Bunlar sadece genelde iki taraflı gelebilir mı oluyor, tek taraflı mı hocam? Tek taraflı olabilir hocam, olabilir çoğunlukla. Her zaman bunlar genelde tarifi şöyledir. Büyük göz derler ama erken dönemde büyük göz olmaz bunlarda. Sadece sulanmayla gelebilir. Bu çok önemli. Dikkat. Korneasının hafif bir büyüklükle gelebilir. Kornea dediğimiz gözün bir ortasındaki siyah olarak hastalara tarif edebiliriz. Şimdi şu resimde göstereyim. Bakın şu kısım korneadır. Evet. İki göz arasında asimetriktir belki. Hocam? Hani biz baktığımızda görmeyiz onu. Ya görürüz de hani çok düşük farklar görünmeyebilir değil hocam. Değil mi? Evet. Onun için bir gibi uzmanın da değerlendirilebilir ama bu çocuğun biraz gözü siyahı çok büyük gibi derler. Güzel gözlü diye belki de atlarlar arada. Evet. Ama tek taraflı sulanma ile gelen çocukta kanal tıkanıklığı yanında konjenital glokom da olabilir. Mutlaka ekarte etmek lazım. İlk bir yaşta o yüzden ben mutlaka böyle bir sorunu olan çocuğun göz hekimini görmesinin iyi olacağını, evet, düşünüyorum. Bu bizim için de çok önemli hocam. Tabii. Çünkü gerçekten sağlam çocuk takibinde göz önemli. Çünkü geç kalındığında kalıcı amblyopi, yani göz tembelliğine yol açıyor. Onun için de bu konuların çok erken dönemde, evet, fark ediliyor olması ve yönlendiriliyor olması, evet, gerekiyor. Hocam, peki hocam, bir de şimdi biz bebek doğduğunda biz bir göz bakımı yapıyoruz. Ondan sonra annelerine veriyoruz. Bir de taburculuktan sonra anneler nelere dikkat etsinler, bir sorun olursa bize gelsinler. Ne dersiniz? Yeni doğan döneminde yeni doğan, yeni doğan. Erken doğum konusu mu hocam? Yok, hayır hocam. Ona geleceğim. Doğdu, biz bir gözüne bir damla damlatıyoruz enfeksiyon olmasın diye. Bir de taburculuk sonrası bir şey olursa, hani ne bulgu, işte kızarıklık, akıntı vesaire, ne olursa bize başvursunlar hocam. Yeni doğan döneminde eskiden çocuklara enfeksiyon kapmasın diye damlalar damlatılırdı. Antiseptik damlalar. Gümüş nitrat kullanılırdı. Artık çok kullanılmıyor. Gerçekten o kadar görmüyoruz ama bunlara bağlı bazen konjonktivitler, kırmızı gözler gelişebiliyor hocam. Evet. Bunun dışında
doğum sırasında çocuk anneden doğum sırasında enfeksiyonlar kapabiliyor. Biz bunları yeni doğan konjonktivitleri diyoruz. Doğum kanalında ya da anneden kandan geçen enfeksiyonlar var. Evet hocam. Bunlar bir gözde çok aşırı çapaklanma, kızarıklık, kapakta şişlik, koyu sarı çapaklanmalar şeklinde olabilir. Daha açık sarı da olabilir, viralse ya da başka ajanlara bağlıysa. Tek taraflı olabilir, bazen iki taraflı da olabilir. Bu tür çapaklanmalar, kızarıklıklar, şişlikler tek taraflı olduğunda muhakkak hekime gitmesi lazım. Değil mi? Evet hocam. Hocam bir Mustafa Erdoğdu Bursa'dan. Mustafa Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben sorumu sorayım. 6 yaşında erkek torunum var. Allah bağışlasın. Buyurun. Sağ olun. 1,5 senedir her iki gözünde kayma var. Sol gözü sağa, sağ gözü sola kayıyor. Bu kayma biri normal bakarken diğeri kayıyor. Ameliyat ile düzelir mi? Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Ne dersiniz hocam? Hastamızın, affedersiniz, izleyicimizin tarif ettiği içe kayma. İçe kaymalar tedavi olabilir. Altta öncelikle görme azlığı var mı ona bakmak lazım. Görme azlığını tedavi ettikten sonra da cerrahi olarak yardımcı olabiliriz. Bunların erken tedavisi önemli. Neden önemli? Hocam özür dilerim. Burada sanki şöyle bir tarif de var gibi. Sağa bakarken sola bakarken sağ kayıyor gibi ifade kullanıyor. Şöyle hocam. Sağ gözü sola, sol gözü sağa bakıyor gibi tarif etti. Bir de şu var. Biz buna cross fiksasyon diyoruz. Çocuk hem sağ hem de sol gözüyle fiksasyon yapıyor. Hı hı. Anladım. Şimdi ben burada açıkçası bunu duyduğumda hemen bir nörolojik açıdan bir değerlendirelim. MR isteyelim mi? Göz dibini nasıl yapalım? Bunlar da önemli değil mi hocam bu hastalığı? Tabii ki hocam. Şimdi biz şaşılıkların içinde bazıları tabii nörolojik nedenlere bağlı. Bazıları nörolojik nedenler olmadan sadece çocukların yakına odaklanmasının fazla olması ama bunun bizim bilmediğimiz bir nedenle beynin kontrolünü bozulması da yakına sürekli daha fazla odaklanması. Hı hı. Görüntüyü evet. Bozmasına rağmen yakına sürekli daha fazla odaklanmasıyla gelişiyor. Beyefendinin tarif ettiği bu içe kayma da yakına fazla odaklanmayla ilgili. Bir kısmı doğumdan itibaren oluyor. Doğumdan itibaren olanlarda tedaviyi ne kadar erken yaparsanız cerrahi anlamda o çocukta iki gözle görmenin daha iyi gelişmesi buna bağlı olarak derinlik hissi üç boyutlu görmenin daha iyi gelişmesi şansı var. Evet. Ama tedaviyi geciktirdiğinizde bu derinlik hissini daha sonra düzeltseniz bile cerrahi olarak bu çocuğun gözleri düzelse bile erken yaşta tedavi olanlar kadar düzeltemiyorsunuz. Bu 6 yaşında şimdi bir an önce evet. Bunun aslında çözümü yani daha doğrusu ne gerekiyorsa tedavi evet. Açısından değerlendirilip yapılması gerekiyor. Bazen hocam, gözlükle de düzelebiliyor hocam. Evet. Sadece ameliyat değil bazen mi? Gözlük. Tabii. Bazen eğer altta yatan bir tembellik varsa onun tedavisiyle bile göz toparlayabiliyor. Çünkü motor sistem, sensoryal sistem düzelince yani algılaması düzelince daha iyi olabiliyor. Kaymasını evet. Toparlayabiliyor çocuk. Evet. Hocam şimdi bir de bu özellikle göz enfeksiyonlarında herpes uçuk mikrobu, çok evet. Virüsü çok çok önemli. Burada işte bebeklerle ilgili işte hapşıran, öksüren, aksıran insanlardan uzak tutun. Yeni aşı olmuşlardan uzak tutun. Döküntüsü olan çocuklardan bebeği uzak tutun. Evet. Anne baba işte bir enfeksiyonu varsa maske taksınlar, yaklaşsınlar. Akrabalar, enfekte olanlar yaklaşmasın. Çünkü bebek bu ve çok önemli. Ama burada bir de özellikle uçuğu olanlar yaklaşmasınlar çünkü bu daha da önemli. Niye hocam? Evet, özellikle uçuğu olanları çocuğu öpmeyin. Çocuklardan uzak durun, evet, maskenizi evet, takın deriz. Evet, evet hocam. Çocuklarda uçuk gözün özellikle ön segmentini etkilediğinde, korneada evet. Hasar bıraktığında kalıcı hasar bırakabiliyor. Korneada opaklaşma, ona bağlı olarak ileride korneye ne kadar gidecek durumlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca erişkinlerde çocuklarda o kadar çok görmüyoruz ama bazen arka kısmı retinayı da tutabiliyor ama sonuçta virüsü hep dışarıdan alıyoruz. Yani çocuk kimseye bulaşmadan bu virüsle tanışması mümkün değil. Evet. Ve tekrarlayabiliyor biliyorsunuz siz dahi tarif edersiniz. Onu bir kere yerleştikten sonra bağışıklık her baskılandığında ya da her uyarıcı, tetikleyici bir durumda
tekrarlayabiliyor bu enfeksiyonlar. Evet. Onun için hocam gerçekten burada herpesi olan, yani basit bir uçuk deyip geçmemek lazım. Uzak tutmak gerekiyor. Hocam şimdi bir de tabii prematüre bebeklerimizi unutmamak lazım. Bu yavrularda da özel olarak görülen bir retinal hastalık tablosu oluşabiliyor. Bu kısaca tabii, çünkü bu apayrı bir konu ve başlık, inşallah sizinle bunu belki yaparız. Bu çocuklarda, prematüre doğan bebeklerde, erken doğan bebeklerde görülen bu retinopati, bu retinal hastalık nedir? Sık görülür mü? Hangi dönemde doğanlarda daha sık görülür? Bunun takibinde nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi dönemlerde çağırıyorsunuz? Ana hatlarıyla ne dersiniz hocam? Prematüre retinopatisi, retina biliyorsunuz görmeyi sağlayan sinirlerin olduğu bir tabaka gözün iç kısmında. Gözün iç kısmındaki bu tabakayı besleyen damarlar hemen üstünde yüzeyel damarlardır. Bu damarların gelişimi de intrauterin hayatın, çocuk anne karnındayken geliştiği dönemin son aylarında tamamlanır. Evet. Bu yüzden erken doğan çocuklar özellikle 32 haftadan önce doğduysa bu damarlar gelişimini tamamlayamıyor. Evet. Diğer önemli bir risk faktörü ise düşük doğum ağırlığı. 1250 gramın altında olan çocuklarda, gelişim problemi olanlarda, anemisi olanlarda, yandaş başka akciğer patolojisi olan çocuklarda, o dönemde sorun yaşayanlarda yine daha fazla görüyoruz prematür retinopatisini. Yani erken doğanların hepsi değil ama biraz risk faktörü olanlarda evet, daha fazla önemli. Gerçekten. Bir de bunlarda oksijen kullanımı çok. Evet, değil evet. Mi hocam? Hatta onunla ilgili siz daha iyi bilirsiniz hocam. Birçok gelişmeler de var. Hani her çocuğa çok yüksek dozda oksijen vermeyelim, damarların gelişmesini baskılıyoruz evet, diye. Evet. Bu konuda yeni çalışmalar farklı sonuçlar bildirmeye başladı gerçekten. Bunlarda çocuk konuşamadığı için, kendini ifade edemediği için algılamanın tek yolu muayene etmek. Evet. Aile taburcu olduktan hemen sonra değil mi tabii. Evet. Hatta hocam bu konuda bizim çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız genel anesteziye bile gerek duymadan çökertmeyle hafifçe çocuğu ağzına şekerli bir emzik vererek hafif sedasyona bile gerek duymadan yapabiliyorlar süper. Muayenesini. Anestezi her zaman gerekmeyebiliyor. Çok iyi. Lazer tedavisi yapacaksanız belki gerekir. Çocuk çok oynamasın, ani bir hareket olmasın diye gerekebilir. Muayenesi özellikle tecrübeli merkezlerde çok rahat yapılıyor. Evet. Ama bunu mutlaka tecrübeli merkezlerde yaptırmaları lazım. Evet. Hastaneden taburcu olur olmaz da ailenin kontrollerine gitmesi lazım. Her çocuğun geliş sıklığı patolojinin durumuna göre değişecektir. Hekim arkadaş patolojinin durumuna göre daha sık çağırabilir, haftada bir çağırabilir. Eğer çok tehlikeli bir damar yumağı görüyor, bu damar yumağı ileride retinanın kabarıp o çocuğun körlüğe gitmesine neden olacak bir patolojiye gidiyorsa daha sık görmek isteyecektir. Aslında hocam burada önemli, bu prematüre bebeklerde kalp, beyin ve göz evet. çok önemli. Bu uzun vadede, uzun dönemde hayatlarını etkileyecek kadar önemli. Bunlardan bir tanesi de göz. Lütfen göz doktoruyla, zaten yeni doğan şu anda Türkiye'de önemli ölçüde gelişmiş durumda. Evet. Bu çocuklar derhal göz hekimleriyle irtibata geçiyor ve bu takipler zaten yapılıyor. Diyelim göz doktoruyla temaslarını koparmasınlar, değil mi hocam? Şimdi bir de aslında bir önemli göz hastalıkları grubundan bir tanesi de hocam, kırma kusurları. Şimdi burada tabii miyop, hipermetrop, astigmatizm ve anizometropi var. Bunları aslında miyopla başlayalım çünkü en sık görülen bu herhalde. Çocuklarda bu sık görülüyor mu? Bu miyop gelişmesi son zamanlarda biraz artış ifade ediyorsunuz hocam. Özellikle çalışmalarınızda ve bunun önlenebilecek bazı önerileriniz de olabilir herhalde. Miyopla başlayalım hocam. Ne dersiniz? Miyop sık sık mı görülür? Evet. Önlemenin yolları var mı? Tedavisi nasıl? Buyurun. Çok güzel söylediniz. Çocuklarda erken dönemde doğduktan sonra ilkokula kadar biraz hipermetropi fazla görürüz ama son zamanlarda yakın çalışmanın artmasıyla beraber miyoplarda artış var. Evet. Eskiden biliyorsunuz bu kadar çok üniversiteye giden bir popülasyon yoktu. İnsanlar bu kadar çok üniversite, doktora, lisans... Evet. Bu kadar ders çalışmıyordu. Şu an Kore'de askere gidenlerin %90'ında miyop var deniyor. Epidemik durumunda. Çok artmış. Yani bu çok ciddi bir sağlık sorunu olarak addediliyor artık o popülasyonlarda. Bunu nasıl önleyebiliriz diye ilaç tedavilerini ciddi anlamda öneriyorlar ve yapıyorlar da. Biz ciddi olarak söylemek gerekirse ilaç tedavisi konusunda çok fazla öneride bulamıyoruz şu aşamada Türkiye'de. Bizde benim genel gördüğüm kadarıyla miyopide bir artış var ama
Onlardaki kadar henüz yüksek, yüksek boyutlarda değil gibi görünüyor ama yine de özellikle çocukların çok sınava hazırlandığı dönemlerde çok dikkat ediyorum. Miyoplarında çok hızlı bir artış oluyor. Miyopun artmasını önlemede neler yapılabilir? Bunlar konusunda çok değişik çalışmalar var. Dışarıda açık havada oynamanın etkisi üzerinde çok konuşuluyor. Bunun güneşleme etkisi var, mavi ışığın etkisi var. Bunlar hep tartışmalı. Hatta mavi ışıklı ortamda, sarı ışıklı ortamda çalışmanın çocuklar için daha yararlı olduğunu belirten çalışmalar da var. Bunun yanında yakın çalışmayla ilgili çalışmaların hepsi tartışmalı ama yakın çalışma özellikle ders okuyan popülasyonda ve kitap okumayı diyoruz, değil mi hocam? Evet. Biraz daha fazla miyopi gelişmesine meyilli bu gruplar. Ama benim genel önerim şöyle. Çocuklar genelde hepimizin çocukları ders çalışıyor, akşam geliyor. Okulda da sürekli ya okulda tahtaya bakıyor ya da işte defterinde bir şey yazıyor. Boş kalan vaktinde iPad ya da işte televizyon, iPad, telefon. Telefon gibi nesnelerle yakın çalışma yerine açık havada bir aktiviteyle vakit geçirirse belki biraz göz sağlığı bakmak, açısından çok daha iyi olacak. Evet, evet. Açık havada olması çok önemli hocam. Güneş almaları çok önemli. Tabii çocuklarımız o imkanları verecek şartları da bizim oluşturmamız lazım. Biraz aynen, açık havalar, parklar, hafta sonu mümkünse öyle yerlerde biraz vakit geçirmelerini sağlamak lazım. Evde oturup... Bir de hocam saatlerce geçirmek, böyle dersin başında kalmak yerine tabii, bir kere masa ve sandalye ergonomisi galiba önemli değil mi hocam? Bir 30-50 santimlik evet, bir mesafeden dik oturuşla bir oturup onu o şekilde yapması herhalde önemli. Bir de böyle 1-2 yani 2-3 saat böyle aralıksız çalışmak yerine saat başı bir ara vermesi herhalde iyi özellikle olur mu? Özellikle bilgisayar karşısında çalışanlarda hocam çok mühim. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar karşısında çalışanlar da göz kırpma refleksi azaldığı için göz kuruluğu çok fazla oluyor. Evet. Adolesan yaş grubunda çok geliyor bize. Gözüm çok çabuk yoruluyor. Satırları okurken satırlar birbirine giriyor. Baş ağrıları hissediyorum diyorlar bir süre sonra. Çünkü göz kuruduğu için göz sürekli odaklamaya kendini hazırlıyor. Odaklanmayı çok yapmaya çalıştıkça da kaslar beyinde şakaklarda ağrılarla geliyorlar. Evet. Bunun dışında tabii odaklanmayı azaltacak ilaçlar var. Atropin dediğimiz. Özellikle bunun düşük dozda kullanımını uzak doğu ülkelerinde öneriyorlar çocuklara. Hmm. Bizde biliyorsunuz atropine ulaşmak biraz zor. Evet. Eczanelerde şu anda yok. Öneriyor musunuz hocam? Siz önerdiğiniz... Hocam ilerleyen hastalarda öneriyorum ulaşabilirlerse. Hmm. Atropini sağlayabilirlerse öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Miyopiyi belli bir düzeyde ise biliyorsunuz 20 yaşından sonra lazerle düzeltebiliyoruz. Gözlükten kurtulabiliyor ama 6'nın üstünde, 7'nin üstünde miyoplarda hala lazerle çok ideal bir tedavimiz yok. Onlarda lens değişim cerrahisi yapmamız gerekiyor. Bu da gözü birazcık tehlikeye sokan bir tedavi. Erken yaşta katarakt ameliyatı olmak iyi bir şey değil. Dekolman riski, körlük riski olan problemler bunlar. Evet. Yüksek miyopi ileri yaşta dekolmanı arttırabilir. Çok basit bir patoloji değil aslında. Sadece hani uzağa görememe, ben bunda gözlükle kurtulurum diye düşünmemek lazım. O zaman hocam miyopi gelişmesinde bir kere kitap okuma, medya ve iletişim evet, teknolojilerinin kullanımı ve akıllı açık havaya çıkma gibi bunlarla şey yapmak lazım. Değilse gözlük burada evet, önemli. Bir de lazer tedavisi. Evet, lazer tedavisini en erken hangi yaşta yapılabilir hocam? Onun bir yaş sınırı hocam, ne dersiniz? Şimdi şöyle 20 yaşından önce önermemek önemli. Neden derseniz daha önce de söylemiştim. Göz gelişimine devam ediyor. Numara değişiyor. Numara değişirse lazer yaptıktan sonra yine değişecek numara. Evet, evet. Korneada lazer yaparken sağlam bir dokuyu alıyorsunuz. Düzeltme yapıyorsunuz. Hı. Geriye kalan doku ne oluyor? İnceliyor. Evet. Yani daha ince bir doku bırakıyorsunuz. Tekrar tekrar yapılacak bir muamele değil aslında. Evet. O yüzden stabil olduğunda, numara değişmediğinde, o çocuğun gelişmesi tamamlandığında artık 20 yaş erişkin döneminde gelişmiyor. Numarası değişmiyorsa olabilir. Çocukluk çağında yapılan dış merkezlerde çalışmalar var ama bunlar... İki göz arasında çok yüksek fark varsa, çocuk gözlük ya da kontak lens takamıyorsa, bazen görmede gelişimde problemler yapan sorunlar oluyor. Yüksek hipermetropi gibi, yakına odaklanmanın fazla olduğu kaymalarda bazı merkezlerde çalışmalar yapılmış ama bunların hepsi çalışma düzeyinde. Evet.
Biz hani gelişimi tamamlanmadan açıkçası önermenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Hocam bir sorumuz var. 18 yaşında kız yeğenim var. Hı hı. 18 yaşında kız yeğenim var. 3-4 yıl önce sarı nokta teşhisi konuldu. Zaman geçtikçe bize bakarken gözleri kayıyor. Sarı nokta ile göz kayımasının alakası nedir? Tedavisi nasıldır? Sarı nokta gözün arkasında retinada keskin görmenin sağlandığı makula bölgesinin hastalığı. Evet. Sarı noktaya biz makula bölgesine sarı nokta diyoruz daha doğrusu. Evet. Daha çok ileri yaşta görülen bir hastalık aslında. Doğuştan gelen başka bir rahatsızlığı yoksa, distrofisi yoksa, makula distrofisi dediğimiz bir patoloji var. Bu daha genç yaşta görülebiliyor. Muhtemelen evet. Hastamız, izleyicimizde makula distrofisi var. Hı-hı. Sarı noktasında. Ona bağlı görmesi zaman içinde azalmış ve o anladığım kadarıyla da ileri yaşlarda ortaya çıkmaya başlamış. Evet. Şimdi bir gözde görme azalınca o göz kaymaya başlar. Eğer çocukluk çağındaysa içe kayar, işte, değil mi? Evet. Erişkin yaştaysa dışa kayar. Evet. Neden derseniz göz kaslarının hareketleriyle gözün görmesi arasında çok yakın bir bağlantı vardır hocam. Evet. Görüntüyü net görmek kasların daha iyi çalışmasını sağlar. O gözden görüntü net gitmiyorsa o gözün kasları da çok sağlıklı çalışmıyor. Kontrolleri sağlam bir göz kadar iyi olmuyor. Hı hı. Bu yüzden bir göz görmüyorsa, çocukluk çağındaysa içe kaymaya başlar. Biz o yüzden içe kayan bir çocukta mutlaka görmeyi değerlendiririz. Arkada bir patoloji var mı, korneasında bir sorun var mı, katarakta var mı, niye kayıyor bu göz? Hı-hı. Mutlaka bakarız. Evet. Muayenede bunlar atlamamız gerekiyor. Burada tedavi süreci nasıl işletilmeli hocam? Yani bu herhalde değerlendirilmiştir zaten. Tabii. Ona göre de herhalde planı yapılacaktır. Ama... çok haklısınız hocam. Şimdi öncelikle burada görme sorunu olduğu için görmenin düzeltilmesi önemli. Evet. Altta yatan patoloji düzeltilebilen bir patoloji ise mesela katarakt. Katarakt ameliyatı da temizlenebilir. Göz içi mercek konur. O zaman kayması düzelebilir. Ama ek olarak tembelliği de varsa görmesini arttırmak için kapama tedavileri yapmak gerekecektir. Evet. Ondan sonra görmesi diğer gözü eşitlendiği zaman kaymasının toplaması çok daha kolay. Evet. Ama düzelmezse cerrahiyle kozmetik anlamda düzelir hocam. Evet. Fonksiyonel hocam, anlamda değil. Şimdi bir de bu zamanda daralıyor değerli hocam. Şimdi bu hipermetrop, astigmatizm bunlar da bazen bunlar birlikte de görülebiliyor. Ana hatlarıyla hocam bunlardaki tedavi yaklaşımı nasıl olmalı? Hipermetrop ve astigmatizm gözün kırma kusurları. Evet. Görüntü daha önce de bahsettiğim gibi retinaya düşmüyor. Retinanın önüne ya da arkasına düşüyor. Aşırı kırıcıysa göz öne, yeterli kıramıyorsa arkaya düşüyor. Ya da göz çok düzgün değil. Göz normalde biz hani biz bir küre gibi düşünün. Evet. Küre gibi düşünürseniz normal öyle bir göz küre gibidir. Ama astigmat olan da birazcık böyle kavun gibi bir eksende daha uzun. Diğerinde daha farklı boyutlarda olursa astigmatı bu şekilde tarif edebiliriz. O zaman da yine retinaya düşen görüntü bulanık. Bulanık oluyor. Astigmatlar çok yüksekse çocukluk çağında tembellik yapabiliyor. Erişkin çağında da özellikle akşamları araba sürerken çok sorun yaşarlar astigmatlar, miyoplar. Gözlük ihtiyacı duyuyorlar. Belli bir numaraya kadar çocukluk çağında çok rahat gözlük verebilirsiniz. Ama erişkinlerde astigmat cam daha önce takmamışsa ilk takmaya başladığında numaraları yüksekse biraz baş dönmesi yapar. O yüzden biraz düşük numarayla başlayıp hasta sürekli taktığında tolere edebiliyorsa yavaş yavaş numarasını arttırarak veririz. Numarayı ayarlamak lazım. Evet. 20 yaşından sonra numarası değişmiyorsa lazer olabilir ama numaraları ve korneası uygunsa. Evet. Hocam şimdi aslında bu tüm sorunların geldiği ana noktalardan bir tanesi göz tembelliği. Çünkü bu göz tembelliği de gerçekten erken tanınmadığı zaman, erken tanı konulmadığı zaman kalıcılığa dönüşme riski taşıyor. Onun için biz hem bir çocuk doktorları olarak bizler, aileler bu göz tembelliği sürecine girmeden önce gözle ilgili ne gibi önlemler almamız lazım? Hangi durumlarda nasıl bir uyanık davranmamız lazım? Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Koruyucu hekimlik açısından göz tembelliği bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Evet. Ailede tembellik öyküsü olması önemli bir risk faktörü. Kayma öyküsü olması önemli bir risk faktörü. Bunlar varsa
çok erken yaşta aileye mutlaka çocuğunuzu getirin. Eğer o çocuk da varsa kardeşlerini de getirin. Onlarda da olabilir diye mutlaka uyararak erken bir muayenesini yaptırmak çok önemli. Tekrar belirtmekte fayda görüyorum. 9 yaşa kadar bizim kritik dönem dediğimiz nöronal plastisitenin tamamlanmadığı dönemde tedavisinin yapılması başarıyı çok arttırıyor. Evet. Tedavisi şimdi göz tembelliğinin nedenine yönelik. Göz tembelliği birkaç nedenden kaynaklanabilir ama kabaca gruplayacak olursak deprivasyon yani görüntünün beyne net gitmediği durumlarda bir gözden beyin o bölgeyi baskılıyor. Diyelim sağ gözünde korneasında bir sorun var ya da kataraktı var aile farkında değil. Beyin bu bölgeyi baskılıyor. O gözün görmesi siz o katarakt ameliyatını 10 yaşında da yapsanız hiçbir zaman öbür gözü kadar olmuyor. Olmuyor. Evet onun için de buyurun hocam. Bir de hocam iki göz arasında yüksek kırma kusuru farkı varsa bir gözü diyelim 1,5 dioptri hipermetrop ama öbür gözü 6 dioptri hipermetrop çocuk. 1,5 dioptri olan gözüyle her şeyi görüyor sorunu yok öbürünün de farkında değil. Size 10 yaşında gelmiş. Evet. Gözlüğünü veriyorsunuz 1,5 dioptri bir taraf 6 dioptri diğer taraf. Görmesi artmıyor sağ tarafta. Hı-hı. İşte bu göz tembelliği dediğimiz durum. Yani siz organik patolojiyi düzelttiğinizi zannediyorsunuz ama beynin o bölgesi daha gelişmemiş. Gelişmemiş, evet. Bunu düzeltmek için eğer 9 yaşından önce erken yakaladıysak iyi gören göze kapama tedavisi veriyoruz. Gözlüğün altından kapatıyoruz. Ya da o gözün görüntüsünü bulandıracak tedaviler veriyoruz. Mesela bu bir damla olabilir, atropin olabilir, sikloplajin gibi damlalar olabilir. Bu damlalar iyi gören gözü bulandırıyor. Çocuk mecburen az gören gözünü kullanıyor. Ama bunların 9 yaşından önce yapılmış olması lazım. Çok faydalı. Kritik nokta 9 yaş. Hocam. Yani aslında şöyle bir şey, net bir mesaj vermek açısından. Göz patolojileri özellikle 9 yaşından önce çözülmüş olmalı. Aksi takdirde göz tembelliği riskine maruz bırakmış olma olasılığımız var gibi duruyor değil mi hocam? Evet hocam. Şimdi hocam bu özellikle bu şeyle ilgili aslında gözde parlaklıkla ilgili bir gösterdik ama bir sorumuz var. Bir sorum olacaktı kısmında. Onu bir izleyelim sonra devam edelim. Sizi biraz dinlendirmiş olalım hocam. Merhaba, çocuğumun gözünde balık pulu gibi parlamalar oluyor. Bunu fotoğraflarına bakarken daha net anlıyorum. Bunun sebebi ne? Bunun için ne yapmam gerekiyor? Hocam, izleyicimiz diyor ki gözde parlaklık var. Bu ne anlama geliyor? Aslında biraz bahsettik. Evet. Ben izleyicimizin hatırı kalmasın diye tekrar soruyu aldım. İsterseniz buradan tekrar bir gösterelim hocam. Ne dersiniz? Bu soruyu tekrar cevaplamak çok önemli hocam. Çünkü bakın iki göz arasında bizim pupilla dediğimiz gözün ortasındaki boşluktan gelen repliğe bakıyoruz. Göze direkt ışık tuttuğunuzda bu ışığın dik olması çok önemli. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Çocuk hekimleri zaten yapıyorlar bunu muayenelerinde. Onlar yönlendiriyorlar bazen ama anne babaların bu konuda da dikkatli olması çok önemli. Erken dönemde iki gözün replesinin simetrik olması çok mühim. Normal bir göz replesi bakın böyle kırmızıdır. Arkada retinadaki normali damarların budur, kırmızı replesi bu şekilde gelir. Ama arkada bir patoloji varsa, bu retina replesini engelleyen bir patoloji varsa beyaz gelir. Katarakt olabilir, korneada bir sorun olabilir. Gözün arkasında, lensin arkasında bir sorun olabilir. Enfeksiyon olabilir, retinası kabarmış olabilir. Tümör olabilir arkada, retinoblastom dediğimiz erken saptanmasının çok hayati olduğu bir patoloji olabilir. O zaman reple bu şekilde beyazdır. Biz buna beyaz pupilla ya da lökoku beyaz göz olarak tarif ediyoruz. Bu durum olduğunda mutlaka detaylı bir göz arkası muayenesi yapmak gerekli. Evet, bu patolojiyi saptamak için. Burada hocam bir katkı, bu çok çok önemli gerçekten. Hı-hı. Bu retinoblastomda, bu yani bu lökokori dediğimiz bu çocuğun sol gözündeki bu parlaklığın olağan durumlarda bunlardan bir tanesi de ki en sık nedeni de retinoblastom. Burada hocam bildiğiniz gibi Ries-Erzurt gruplaması yapıyoruz. Yani optik disk çapına göre bu tümör boyutları değişiyor. Eğer siz bunu erken dönemde saptarsanız hem çocuğun gözünü korumanız mümkün hem de gözün görmesini korumanız mümkün. Ama geç kaldığınızda burada gözün alınmasına gidecek kadar yoğun kemoterapiler bazen nakiller gerektirecek uzun tedavi süreçlerine çocuk maruz kalıyor ki bu kabul edilemez. Bu tamamen bizim dikkatimizle ilgili bir şey. Yani bunu siz erken tanı. Bu de şimdi artık teknoloji
fotoğraf çekilmeyen çocuk yok. Evet. Fotoğrafı çektiğinizde orada beyaz refle görünüyorsa derhal bir göz doktoruna. Derhal, hiç zaman kaybetmeden. Bunu erken tanı koyduğunuzda gerçekten de çok önemli. Şimdi hocam şaşılıkla devam edeceğiz. Ama onunla ilgili doğru mu biliyoruz diye bir çekimimiz var. Onu bir izleyelim, sonra şaşılıkla devam edeceğiz efendim. Bebeklerdeki şaşılık büyüdüğünde geçer. Bebeklerdeki bazı şaşılıklar çok ciddi olup hemen tedavisi gerekebilir. Tedavi gözlük veya ameliyat şeklinde olabilir. Bu tip şaşılıklar tedavi edilmediğinde ileriye dönük kalıcı görme kayıpları gelişebilir. Hocam gerçekten de bizim sağlam çocuk takibinde olsun, bazen anneler babalar bunu fark ederler. Şaşılıkta sık gördüğümüz sorunlardan bir tanesi. Bir de çok endişe ederler ki haklı olarak bu önemlidir. Çünkü bazen doğuştan gelen şaşılıklar var. Bazen de bir hastalığın belirtisi olarak şaşılık, yani şaşılıkla bazı hastalıkların tanısını koyuyoruz. Ne dersiniz hocam? Sık görüyor muyuz? Nedenler açısından ne dersiniz? Tedavi süreci nasıl planlıyorsunuz? Buyurun hocam. Şaşılık göz kayması, halk arasında bazen göz kayması olarak da tarif edilir. Göz kaslarının iki göz arasında simetrik olmamasından kaynaklanan bir patoloji. Peki neden olur? Bazılarında, özellikle çocukluk çağında, erken dönemde olanlarda bu gelişim bir şekilde normal sürecinde devam etmiyor. Yakına odaklanma biraz daha fazla olabiliyor. Evet. Çocuk yüksek hipermetrop olabiliyor. Özellikle 2-3 yaş civarında içe kaymalarda bunu daha çok görüyoruz. Ya da bir gözü az görebiliyor. Bu gözün az görmesi için başka bir neden ne olabilir? Gözün katarakt olabilir, retinasında bir sorun olabilir, korneasında bir problem olabilir ya da beyninde bir tümör olabilir. Evet. Optik sinirde bir patolojisi olabilir. Görmesini azaltacak bütün nedenler şaşılık nedeni o gözde olabilir. Kayma nedeni olabilir. Evet, hocam. Çünkü görmenin az olması, daha önce de bahsettiğim gibi, kasların koordine çalışmasını engelliyor. Bir yerde de işaret veriyor, yani bu gözde bir sorun var, buraya dikkat edin. Özellikle tek taraflı asimetrik bir kayması varsa. Evet. Bunun dışında içe kayma ve dışa kaymaların birçoğunda bazen iki göz de kayar. Annesi, babası bazen sağ gözü kayıyor, bazen sol gözü kayıyor, bazen ikisi de kayıyor derler. Öyle durumlarda biz biraz daha böyle rahatlarız. Ne güzel, bir gözü kayıyorsa işte, çünkü neden? Bir gözü kaydığında tembellik riski yüksek. Evet. En azından ikisi eşit görüyor. Ama iki gözünü eşit kullanamıyor. İki gözünü beraber kullanamıyor. Yine de çok rahatlayamıyorsunuz. Belik açısından tek taraftan kayma daha riskli tabii ki, değil mi hocam? Tabii ki. Bir de hocam yine de iki gözü de kaysa bile derinlik hissinin oluşması için şaşılığı vakitçe tedavi etmek gerekiyor çocukluk çağındaysa. Derinlik hissi ve görme keskinliğiyle beraber takip ediyoruz zaten biz bazı şaşılıkları. Evet. Kayma miktarı çok fazla değilse hemen ameliyat edelim mi, etmeyelim mi? Gözlükle takip etmemiz yeterli mi? Gözlükle yeterince düzelmiyorsa ameliyatı ne zaman yapalım? Bunların hepsine karar vermemiz de hepsini beraber düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bazı şaşılıklar dediğim gibi sadece görmenin düzeltilmesi, basit bir gözlükle bile düzeltilebilir. Evet. Gözlüğüne özellikle çocukluk çağında birazcık yüksek hipermetrop olanlarda kayma, içe kayma fazladır. Yüksek hipermetrop ihtiyacı olan cama verdiğinizde kaymasının tümü düzelebilir o çocuğun. Ama gözlüğü çıkardığında da daha fazla kayıyor der ailesi. O çocuk gözlüğü taktığında daha iyi görmeyi öğrenmeye başlıyor. Gözlükle kontrolü devam edecektir. Gözlükle devam etmesi lazım. Biz buna çok rastlıyoruz. Özellikle bizim akomodatif içe kaymalarımızda, gözün odaklanması, uyum yapması sırasında olan içe kaymalarda, gözlük takınca, gözlüğü çıkarınca daha çok kaymaya başladı diye ailesi acaba endişe tedavide gelir, yanlış bir şeyler mi var diye endişelenerek gelir. Hayır, her şey yolunda. Çocuk aslında görmeyi öğrenmeye başlamış demek bu. Evet, onun için de... Ve gözlüğe devam etmesi gerektiğini gösterir bu. Gözlükle düzeliyorsa ne âlâ, hiçbir ameliyata gerek yok. Numaraları düzelinceye kadar bu şekilde izleyeceğiz. Böyle bizim 15'li yaşları, 20'li yaşlara kadar izlediğimiz çocuklarımız var. Evet. Gelişimlerinde bir sıkıntı olmuyor.
binoküler gelişimleri, derinlik hisleri gelişenler çok var bunların içinde. Evet. Erken hocam, yaşta şimdi, başlanması evet. tedavisinin çok önemli. Şimdi hocam bu şaşılıkta ne zaman ameliyat endikasyonları koyuyorsunuz? Ne zaman ameliyat ediyoruz, öneriyoruz? Onu soracağım. Ama önce isterseniz işin bir sosyal boyutu açısından çok çok önemli, çok önemsediğimiz bir bu konu gerçekten. Özellikle görme ve işitme engellilerde hayat nasıl, yaşamları nasıl devam ediyor? Ama tabii bu çok geniş bir konu. Fakat biz Sesli Betimleme Derneği ile bu değerli insanlara farklı bir gözle baktık. Burada yapılan çok değerli çalışmalar var. Biz onu paylaşmak istiyoruz. Sesli Betimleme Derneği ile yaptığımız VTR'mizi izliyoruz efendim. Bulutların beyazlığı yavaş yavaş dağılırken sakin bir suyun üzerinde ağır ağır yüzen bir sandık sisin içinde netleşti. Dikdörtgen kutunun her yanı posta pulu şeklinde seyahat etiketleriyle dolu. Sesli betimleme film veya dizilerdeki görsel sahnelerin görme engelliler için anlatılması demektir. Biz Sesli Betimleme Derneği olarak görme ve işitme engellilerin sanata erişimi için çalışmalar yapıyoruz. Herkesle birlikte aynı anda, aynı zamanda sanata erişmek bizim en büyük amacımız. Bunun için yola çıktık. Bizim çalışma alanımız hem çocuklar, hem yetişkinler, hem öğrenciler, aslında bütün görme ve işitme engelli arkadaşlarımız. Biz istiyoruz ki bütün görme ve işitme engelli arkadaşlarımız evlerinde olmasınlar. Herkesle birlikte aynı anda sinemaya gitsinler, aynı anda televizyon izlesinler, aynı anda film izlesinler ve böylece herkesle aynı anda sanata ulaşsınlar istiyoruz. Tek amacımız bu. Derneğimizin çalışmaları arasında görme ve işitme engelli çocuklar için sinema gösterimleri yapmak da var. Derneğimizin bir sinema, küçük bir sinema salonu var. Bu sinema salonunda görme ve işitme engelli okullardan öğrenciler getirip onlara filmler izletiyoruz. Onların okullarına filmler gönderiyoruz. Onlar okullarında bu filmleri izliyorlar. Ve biz dernek olarak sinemalardaki bugün vizyon filmlerini betimleyerek tüm sinemalarda engellilerin izlemesi için çalışmalar yürütüyoruz. Vizyonda bir film yayınlandığı zaman sizler akıllı telefonlarınıza indireceğiniz bir uygulama ile o filmi gidip vizyonda izleyebiliyorsunuz. Bunun amacı birçok engellinin, evde oturan engellinin sokağa çıkması, daha sosyal olması, ailesiyle birlikte sinemaya gitmesi ve onlara, ailesine, yani annesine, babasına veya kardeşine, arkadaşına şimdi burada ne oluyor, bu filmde ne oldu sorusunu sormadan bu uygulama vasıtasıyla kulağında o betimlemeyi duyarak herkesle birlikte film izlemesidir. Bunun için de bizim ailelere önerimiz hem kendiniz hem tüm engellileri sokağa çıkartmaları, sinemalara götürmeleri, bu uygulamadan faydalanmalarıdır. Tuğan girişindeki duvarın arkasına gizlenip çaktırmadan annesini kontrol etti. İş yapıyor. Annesinin odasındaki makyaj masasından saatini alıp bir elinde saat, bir elinde telefonla evden çıktı. Son birkaç yıldan önceki dönemde engellilerin sokağa çıkmak ya da etrafta çok fazla kendi dünyalarının dışında topluma karışmışlıklarının olmadığını gözlemledim. Gerçekten de çünkü kendilerinin erişimleri mümkün olmayan yollar, izler ya da diğer sosyal alanlarda var olmaktan biraz çekinen bir toplumumuz vardı. Bu toplumun içinde görme veya işitme engellilerin erişimi nasıl olmalıdırdan yola çıkarak yaptığımız çalışmalardan da vardığımız sonuç 1 milyon görme engelli, 3 milyon da işitme engelli için çok şeyin farklı olacağı gerçeğiydi. Biz onlar için bir göz, bir kulak olmaya çalışıyoruz. Görmeden bir yol izlenmesi mümkün olabilir, bir bastonla mümkün olabilir ama bir sinema filminde görmeyen elbette ki yanındakine ihtiyaç duyacaktır. Biz o zaman o tek başına bağımsız da sinema filmi izlesin, televizyonlarda diziler izlesin, bir tiyatroya gittiğinde rahat rahat gülebilsin, o sahnede olan her türlü materyalin farkına varabilsin diye
betimleme yapıyoruz. Görme engelli bir çocuğun eğitimi aşamasındaysa evet, materyaller çok önemli. Yani betimlemenin buradaki çocuğa vereceği dokunarak hissedemediği birçok şeyin betimleme noktasıyla açılımının olacağına inanan bir çalışma yapıyoruz. Bu noktada doğada bir ağaca dokunmadan da ağacın nasıl bir şey olabileceğini, hayvanların nasıl özellikleri olduğunu, internette erişemedikleri her türlü şeyleri, görsel niteliklerini betimleme yaparak çalışıyoruz. Ve bu da onların gerçekten hayal güçlerini çok desteklediğini, gelişimlerindeki farkındalıklarını artırdıklarını, daha güçlü, daha kendine özgüveni olan çocuklar olarak yetiştiğini yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük. Yaptığımız işte hikaye kitaplarında ilk önce çocuğun o görselleri çizilmiş, gören çocuklar için çizilmiş görsellerin masalvari bir anlatımıyla çocuğu hayal dünyasına sokup ondan sonra metni okuyarak çocuğa tam bir erişim sağladığımızı düşünüyorum. Bu da onların gerçekten yetişkin olduklarında güçlü hayal güçleri, güçlü kendine özgüvenleri olan bireyler olması için de izlenen bir yol, aşılan bir engel olduğunu farkındayım. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu konuda yapılan işlerin. Türkiye'de 3 milyon işitme engelli var ve işaret dili onlar için çok önemli. İşitme engelli çocuklarımızın geleceği için işaret diline destek verelim. Evet, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi şaşılın cerrahi endikasyonuna. Çünkü bu gerçekten kafa karıştıran, farklılıklar gösteren bir yaklaşım oluyor bazen. Şaşılın cerrahi endikasyonları neler? Bununla bitirelim hocam. Şaşılıkta cerrahiye ne zaman karar veririz? O zaman onu söylemek lazım burada, evet, öncelikle hocam. Gözlükle ya da kapama tedavisiyle sensoryal patolojiyi düzelttikten sonra hala kayması varsa çocukluk çağında şaşılığı düzeltmek lazım. Evet. Özellikle asimetrikse. Çünkü iki gözün retinasına giden görüntünün net olması binoküler gelişim açısından önemli. Kayma olduğunda binoküler gelişimde sıkıntılar oluyor. Derinlik hissi gelişmiyor. Çocukluk çağında özellikle kayma belirginse, sabitse bunu bekletmeden cerrahi olarak düzeltmek lazım. Derinlik hissini binoküler görmeyi düzeltmek için. Evet. Erişkinlerde durum biraz daha farklı. Onlarda olay önceden beri var. Artık o yaştan sonra binoküler gelişim, sensöryel gelişim çocuklar kadar etkilenmez. Ama daha çok kozmetik ağırlıklıdır. Hasta kendini psikolojik olarak rahatsız hissettiriyorsa, evet, sosyal açıdan problemler görüyorsa her zaman olabilir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında gözlerimiz binoküler, yani çift gözle görüyor olmamız nedeniyle hem anatomik hem fonksiyonel hem de duyusal açıdan birçok özellikler arz ediyor. Dolayısıyla bu simetri ve bu açılardan bir farklı bir durum gördüğümüz an derhal hekimimize başvurmamız gerekiyor. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.